Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İnsanı tarif ediyor 20 vecihle. Ben bunun yarısına kadar gelebildim, hatırlayamıyorum yani ders yaparken. 20 tanenin ben en fazla 10 tanesini düz okuyorum. 2 ve 3 tanesini baştan izah etme imkanı oluyor. 20'ye zaten hiç gitmiyor. Ben şimdi metni düz okuyacağım. Düz okuduktan sonra bir daha okuyup maddeyi nasıl beraber veririz? Şu maddeyi beraber açalım dersek beraber onu açarız. 20 taneden seçeriz biz kendimiz. Nedir diye. İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Bir bu. İki. Hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam cihetiyle çekirdeki aslisi. Başka. Kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası. Başka, ismi azamı taşıyan ayetel kürsisi, başka, kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru, başka, kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına, zer ve ekilmesine nezarete memur, yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı. Başka, kainat ülkesinin arz memleketinde padişah-ı ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı. Başka? Cüz'i ve külli hareketi kaydedilen bir mutasarrıfı. Başka? Sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omuzuna alan ve önüne iki acip yol açılan, bir yolda zihayatın en bedbahtı, diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli. Başka? Kainat sultanının ism-i azamına mazar, bütün esmasına en cami bir aynesi, hitabat-ı subhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatabı hası ve kainat zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakri ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı. Başka? İstidatça en zengini, başka, lezzeti hayat cihetinde en müteellimi, başka, lezzetleri dehşetli elemleri alude, bekaya en ziyade muştak ve muhtaç ve en çok layık ve mustahak ve devamı ve saadet-i ebedi hadsiz duaları ile isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret-i samedaniye ve bir acibe-i hilkat ve kainatı içine alan
ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insanesi şehadet eden, böyle 20 külli hakikatlar ile Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine bağlanan, Cenab-ı Hak'taki Hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın en cüz'i ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafız-ı Zülcelal'in Hafız ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainata alakadar edecek efalleri ve o ismin katibini kiramları ile yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazar-ı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu 20 hakikatin hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak ve Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratını, mucazatını çekecek ve Hafız ismiyle cüz-i külli kayd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek ve dar-ı bekada saadi bir ebediye ziyafetgahının ve şekaveti daimi hapishanesinin kapıları açılacak ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. İnsan, et ve kemik. Şimdi ben soldan en sondan başlayayım geriye doğru. Hep baştan başlanmış bize. Ama üç tanesini başta hemen hulasa edeyim. Çünkü çok önemli. Yağaç var. Malum işte bu dersleri çok duydum. Çekirdek var kökünde. Bir de meyve de var. Bu kafamızda dursun. Şu kainat ağacının bir kainat var. Bir de şeceri hikat var. İkisi farklı. Kainat arşa kadar olan alemlere deniliyor. Şeceri hikat ise arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, kab-ı kavseyn. Yani en azından duyun böyle. Meşgul olanlar hayalinde canlanır o. O da şeceri hikat. Yaratılış. Kainat deyince zıtların cem olduğu en nihayet Sidretül Münteha'dır. Cennetin sonudur. Cennet, cehennem diye iki hafız olacak. Bu başından sonuna kadar, cennet, cehenneme kadar olan bütün o yapıya kainat deniliyor. Kainat. Şimdi kainat ağacının, yani bunu bilmesen, şeceri hikatla kainatı ayırt edemezsen, yani öyle okumuş oluyorsun. En azından bunu ayırtmak lazım. İsmail. Öyle değil mi? Evet. Sen kainat ağacının, bak ağaç, hemen okunurken ağacı hayal edeceksin. Edebiliyorsak tabii. Kainat ağacının en son, en cemiyetli meyvesi. Yani meyve olduğundan en sondur. Cemiyetli olması itibariyle içindeki çekirdek başı almış. Hatta kökü de içine almış. Meyvesi. Şimdi üç tane okuyacaktım baştan sonra geri dönünce. Bu bir. Hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam cihetiyle kainat aslisi. Güneş hakikat-ı Muhammediye'dir. Her parlak şey de insan. Onun timsali suretiyiz. Mahiyet insani birdir. İnkısamı gayrimümkündür. İnsan falan yok böyle. Biz onun inikaslarıyız. Yani o çekirdekten yapılmış meyveleriz biz. Hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam cihetiyle o cihette bakarsan aynadaki güneşe, gökteki güneşin ne aynısı ne gayrısı. 16. sözde bunu diyor. Dolayısıyla mütefekkir bir insan ben kainatın aslısı benim diyebilir. Çünkü terakki ede ede ayna mesabesindeki hakikatını semadaki güneşe
odur diye iltibas etmiyor ama ondan olduğundan, gayri de olmadığından nuranilerin ini kasları, aynadaki görüntüleri aslında bütün hassiyetine sahip. Mesela aynaya ben baktım böyle, benim hürriyetim gözükür yani, tipim vesaire. Duygularımı göstermez. Ama yarım nim nurani olan güneş, aynada ısısı, ışığı, yedi rengi vesaire gözüküyor. Bu nuraniler aynada da kendileri oluyor demek için söylüyor. Ayna çeşitleri var mesela. Ustad bugünlerde okuduğum için söylüyorum. Mesela göz bir aynadır. Bu kainatı seyrediyor ama radyo televizyon dalgalarını göremiyoruz. Öyle bir ayna var çanak. Onu görüyor. Ha, dimağımızda tahayyül ve tasavvur denen iki tane bir sistem var böyle. Tahayyül ve tasavvurun bütünlüğüne. Ben ona serbest bölge diyorum. Ama külliyattaki tahayyül ve tasavvur. Bunlar aynadır. Senin gözünü gördüğü artı insanların hissettikleri, düşündükleri, şeytanın düşünceleri, şeytanın fikirleri oraya yansıyor. O ayna gösteriyor. O ayna gösterince insan şurada hata yapıyor. Aynası gösterdiği için zannediyor ki ben oyum. Oysa ayna karşıyı gösteriyor. Nasıl ki diyor usta metubatta diyor ki aynada necis bir şey olsa, necaset, ayna da aksetse ayna necis olmaz. Yılan aksetse yılan ısırmaz buradaki. Aynı bizim bir tahayyül ve tasavvur aynadır Nurettin. Senin düşüncelerin gözüküyor abim böyle çevirince. Hislerin gözüküyor ama bu göz şekli görüyor. Bu ayna şeytanın ahizi ve nakilesi hükmünde attığı fikirler yani orada gözüküyor. Şimdi anlatmak istediğim şu. Şurada gözüken o olmadığı gibi burada gözüken de o değil. İyi değilim deyince o adam iyi değil. Senin alakası yok. İyi misiniz sen? Peki. Yani gelen kötü düşünceler buradan mı geliyor? Kesinlikle. Yani Allah ve melekleri vesvese vermez kesinlikle. Ayet-i kerime var. وَمَا رَبُّكَ بِزَلَامٍ لِلْعَب۪يدِ Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Yani ama hata şu Murat'ın. Şu aynada gözüken o zannetmek. Hata bu. Bunu ayırt etmek lazım. Yani ayırt etmek şu. Sen davetsiz olarak mesela televizyon karşısındasın, internettesin. Kötü, alacağım sorunu. İnternetin karşısındasın. Kötü, olumsuz insanlar karşısındasın. Kendini kötü hissediyorsun. Hayır, şeytan atmadı. O ortamın özelliği o. Böyle bir şey yokken çay tarlasına çalışıyorsun. Sabah namazını kılmışsın. Haram yok, televizyonun yok. Bir anda dehşetli bir kaos, boşluğa düştün. Uçağın boşluğa düşmesi. Uçak giderken böyle bir şey tasarlamıyordu uçak. Esbapsız iz takip etmeden yani bir fikir iyi değilim niye değilim falan Allah Allah nasıl oldu böyle bir kötü olmak değil hiç olmadık bir şeyde kötü insanlarla kötü ortamda kötü iş yapmıyorsun üç tane şey bir anda gelenler Adem alemleri adına bir aynadarlık yapıyorsun Adem'dir o serbest bölge değil anlatacağım şu aynada gözüken iyi değilim onunla alakalı imansızın imansızın da özelliği o. Çünkü şeytan imansız. O attı buraya. Burada gözüküyor. Burada gözükmesi. Ama aynanın özelliği bu. Gösteriyor. Bu ayna kalp kullanırsa B basiret, D dirayet, F feraset gözüküyor. Bunu kullanıyor işte. Bu aynada kullanılır. Gözükenleri ayırt ediyor insan. Biraz kalbi, maneviyata, aklı mahkemesi varsa bu aynada gözükenlerle adamı anlıyor. Bu konuda uzman üstad. Bu budur diyor. Bu örnek var ya bitiriyor zaten. Şu aynada yılanın ve necis şeyin aynayı necis yapmadığını, aynayı sıramayacağını bu korkunç bir misal bunu bitiriyor zaten. Düşünen kafalar için. Ben kötülüğünde geçiyorum da bir insanı şeytan şeklinde ya böyle yavaş yavaş şeytan şeklinde gördüğüm zaman böyle ben kaçtım çok korktum. Evet. Üstad Hazretleri diyor ki inşallah öyle bir haletin var onu bilmiyorum senin aleminde. Ama sonra öğrendim ki evet. Ben çok üzülüyorum görmüşüm hani şeytan gördüm daha evde kaçtım ben. Tamam. Böyle bir şey yaşadım. İnsan suretinde şeytanlar var. Çünkü cinli şeytanlar libas giyselerdi bu insi şeytan olurdu diyor.
İnsi şeytanlar libasını çıkarsalardı, cinli şeytanlar iblisler olurdu. Ve demek ki hassasiyetin varsa hissedersin onu. Bu iki etti. Üçüncü de okuyacağım, sonra alttan geleceğim. Çünkü üç de çok önemliydi. Kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası insan. Kainat Kur'ansa bir ayet-i kübrayı düşünün, ayet-i kübra. İsmi azamlar orada. Niye ayet-i kübra? Büyük ayet demek. Ayet-i kübra. Biliyorsunuz da ayet-i kübra. Ayet-i kübra. Nedir o? Ayet-i kübra hangi ayetleridir? Ayet-i kürsi demedim. Resul ayet-i kübra? Bakara suresi mi? Yok, Kur'an'da, Kur'an'da. Öyle peygamber ayetleri birkaç sen... tane var hocam hepsi. Birkaç tane yok. Vallahi lezzetli var mesela. Değil. Ayet-i Kürsi'yi demiyorsun değil mi? Ayet-i Kürsi değil. Ayet-i Kübra. Peygamberimiz Ayet-i Kübra. Büyük ayet. Yedici şu andaki üstadın yazdığı ayet. Yok. Bu size söyleyeyim. Yedi defa nüzul etti ve yedi tane ayet var. Fatiha suresi. Fatiha. Yedi defa nüzul etti ve yedi tane ayettir. Ayet-i Kübra. Ayet-i Kürsi ayrı. Fatiha. Kainat Kur'an'ının Ayet-i Kübra'sı insan. İsmi azamı taşıyan ayet-i kürsüsü. Bu çok önemli. Ayet-i kürsüsü. Ayet-i kürsü çok ilginç bu. Orada da ismi azamlar var. Ayet-i kürsü ne demek o? Yedi tane insan insan yapan sistemin takılması. Nefis. Nefis deyince hemen aklımıza şer gitmesin. En dibi şu. Nefs emmâre. Levâme, mulüme, mutmayne, râziye, safiye, nantika diye yedi tane mertebe var. Yani tasavvufçulara gibi o isim farklı olabiliyor. Yani nefis deyince hemen böyle, nefis insan manasında da var, külliyatı kullanılıyor insan, nefis. Nefsine zulmetti diyor namaz kılamak. Ceset kullanılıyor. Evet. Ayet-i kürsüsü demek kainat büyük insan ise. Hayır usta öyle diyor çünkü üçü aynıdır. Kainat, Kur'an, insan üçü aynı. İnsan nedir? Kainat-ı Sûra. Değil mi Yusuf? Kainat nedir? İnsan-ı Ekber. Aynı zamanda İslamiyet diyor mahkematta. Bu dört tane ekliyor. İslamiyet. Şimdi biz Kur'an, kainat, insan aynı. İslamiyet de aynı. Büyük insan kabul edilirse, cesedi İsrafil olduğunu şeyde geçiyor. İkinci şu anda. İsrafil. Kainat büyük insansa nefsi kürstür. Bizde ayet-i kürsidir. Kainat büyük Kur'ansa Fatiha aş azaldır. Bu da insan Kur'an'da şey, insanda da ruhtur. Ayet-i kübra. Yani Allah'ın insandaki en büyük ayeti, vücud haricisi ruhtur. Ayet-i kübra, Kur'an'da Fatiha, kainatta aş azam, İnsanda ruhtur. Kainatta ayet-i kürsi kürstür. Kürstür. Kur'an'da ayet-el kürsi, insanda ise insan denilen o nefisin takılması. Nefis takılmış. İnsan insan etmiş. Muharrem'im hoş geldin, özel diyeceğim sana. Şeytanın ayağını da değil kafasını kırdın. Evet, Muharrem çok eskiden. Şimdi nefis takılmış. Nefis, kainatta ayeti yani kürsi denk geliyor, Kur'an'da ayeti kürsi. Büyük insan kabul edilirse, büyük insan kabul edilirse kainat vücud haricisi İsrafil'dir. Hayatı, şuuru Mikail, ruhu Azrail, aklı Cebrail. Ben fazla çalıştığım için söylüyorum size. Zaten ikinci şuada vücudu haricisi, vücudu İsrafil, aklı Cebrail, şuuru, ruhu Azrail. Çünkü o tutuyor. Zahirde şöyledir. Azrail gelir, ruhumuzu alır. Aynı böyledir. Ruhu vel evvelu vel ahir ve zahir vel batın. Ve mülkün şeyden. Zahir, batın, evvel ahir. Zahirde Azrail gelir, ruhumuzu alır gider. Batında ise Azrail gelmez. Zaten Azrail burada
dört tane şey melek bizde yapılanmış zaten. Azel çekip gider, bunlar da ölümdür. Zahir de azel geldi gitti. Zahir ve batın ahir şeyler. Azel zaten burada. Şimdi ayetlerin tüm o zaman akıl mı oluyor? He? Şimdi Cebrail Aleyhisselam bütün ayetleri cem ediyor ya. Evet. O zaman bütün ayetlerin cemi. Mesela alemi ne? Kur'an'ın indiği aleme lef-i muhafız deniliyor. Onun mümessili var. Cebrail, onun kuvveler olarak gözüktüğü kuva, ceberut alemi deniliyor. Bizdeki karşılığı imadır, vahiydir. Cebrail, hep ildir. İbrahim Aleyhisselam'ın ismi azamıdır. İl, Cebrail, İsrafil, Azrail, Azazil, o da büyüktü. O adam, şeytan, Azazil, şeytanın adıdır. Şeytan Azazil'dir. Şeytan sıfatıdır. Şeytan vasıftır. Kendisi değil. İblis mesela. Hennas mesela. Bu sıfatlarıdır. Kendisi Azazil, Cebrail, Mikail, İl. İsmi Azam o. İbrahim Aleyhisselam şeyinde. Alttan giriyorum. Bu çok önemli olduğu için ayet-i kürsü dedim. En son şuradan alayım. Şuradan alayım. Bütün dünya lezzetleri ona verilse, onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeye, bütün dünya verse, insanın bekaya ait bu latifesi tatmin olmaz. Bütün dünya verse, çünkü burası için yaratılmamış. Yani en güzel tanımlayan insandır ahireti. Fıtratın şehadetiyle orayı gösteriyor. Hakikaten donanımı hiçbir tanesi buraya bakmıyor. Bir şey mi ekleyeceğim? Sun. Yani ne yaparsan yap. Adem papilatı sana verseler. O güzelin bizim köyden güzel ya. Baktım o cenazeye geldiğim zaman. Harika, mükemmel ya. Sanki inan yeniyi görmüşüm. O kadar mükemmel Allah yaratmış. Subhanallah. Versen mümkün değil. İnsana versen insana var olan beka şeyini tatmin etmiyor. Nasıl bir şey ya? Sığır otu verdi mi yatıyor şey. Sığır ya. Nereye yaptım bakayım. Bütün dünya lezzetleri ona verilse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen insan bu. Yani tanıyalım ki kendimizi. Ne yaparsan yap. Olmuyor. Bak başka, ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret-i samedaniye ve bir acubi-i hilkat ve kainat içine alan, kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insanı şehadet eder. Şimdi ne anlatacağım, şimdi göstereceğim. Bak, bütün kainat için alın. Çok garip bir yer. Duymuşsunuzdur da, bu makamda çok hoş inşallah. Allah idrak etmeyi nasip etsin. Bilmek bir fazla o kadar bir şey değil. İlk makam demedir. O kadar bilmek varken adam hırsız. Adam papağan gibi okuyor. Acayip lügatlar veriyor. Atıflar yapıyor ama bağnaz. Onun bunun aleyhinde. Hasetçi. Olsun bilsen o. Artık öyle bilmesine fazla şey yap. Buraya. Ama Allah şuur versin. Şu okuyacağım bir yeri hepimize Cenab-ı Hak sanki yeni okumuş gibi. Dedi ki bir gün, abi dedim askere gidiyorum, ne öneriyorsun, ne tavsiye ediyorsun? Askere gidiyor, müştabın yanına gitti. Ersan'a bayağı şeydi, geç gittim. Ne dedi biliyor musun? Nuri.
İyi bir Müslüman, iyi bir nurcu olmadan önce iyi bir insan olacaksın. İyi bir insan. Nasıl olacaksın hocam? Öyle bir şansın var mı? Şansın olmasa bu bize teklif edilmez. Zaten dinin teklifi iyi bir insan ol. İyi bir insan nasıl olacaksın? Yani iyi bir nurcu olmalı, iyi bir... Şimdi iyi bir insan nasıl olacaksın? İnsanı okuyoruz işte. İnsanın tarifi var. Şu okunan dersleri ilk önce fikredeceğiz, sonra hissedeceğiz, sonra mahsedeceğiz, sonra zevk edeceğiz, sonra eyleme dönüştüreceğiz. Evet. Okumadan olmaz. Şimdi nasıl olacaksın? Ben de bilsem zaten bu dertin peşine düşmezdim. Ben de bilmiyorum ki nasıl olacak. Ben de Lazca'sı matematik. Ama bak şuraya bak. Bak şuraya. Şu kainat dedik, buraya şey yapayım da, buradan oraya geçtiğimi. Kainatı içine alan insan için söylüyor. İnsan kainatta ama kainat bulunduğu mekan içine almış. Bak, kainat içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insan şehadet eder. Şimdi bu cümleyi şey yapacağım. Şu kainat öyle bir saraydır ki, hayal edebiliyor musunuz bir sarayı? Nurettin Bey, Celal Bey hatırına geliyor mu bir saray abi? Böyle kaliteli bir saray eski. Orada saray, pazarda bir saray yok muydu burada? Hükümet konağı. Eski. Eski. Tavuk kümesi. Yok mu eski? Beştepe'de var hocam. Tavuk kümesiydi değil mi? Ha? Vardı, var. Tamam, herkesin kafasında bir saray olsun ama edebiliyorsan ayağın, okuyacağım yeri daha iyi anlarsın. Allah onun için vermiş. Bak kainat öyle bir saraydır ki. Kainat, saray. Şimdi sarayın içine bir şey koyacağız. O sarayda mutamadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir varmış. Sarayın içinde. O sarayda mutamadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir varmış. Sarayın içinde şehir varmış. Sonra o sarayın içerisindeki şehrin içinde, o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket varmış. Saray, içinde şehir, o şehrin içinde memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayat, hayret engiz bir muvazene, bir nizam var ki, bak Yusuf, bir saray düşün abim, içine bir şehir koy. Koydun mu? Mesela saray, pazarda bir saray, Rize içinde, pazarda saray, pazarda dahil, Rize içinde, o Rize'nin içinde Türkiye memleket içinde, Türkiye'nin içinde dünya, onun içinde de alemler varmış. Peki saray nerede? Tersten gidiyor. Şeyde 10. sözde geçiyor ya, bu dünyada ilk cesetlerin inşası var. Mesela tuğlarla inşaat. Sonra içine insan oturuyor, buna ihya deniliyor. İlk önce inşaat, inşa, sonra ihya, sonra ruhların gelmesi var değil mi? Öyle yani dünya. Ahirette ise öyle Celal. İlk önce ruhların gelmesi var. Sonra insanın ihyası var, sonra inşası var. Onun için söyledim. Sonra da kıyamet kopuyor diyor. He? Sonra da kıyamet kopuyor diyor. Evet, kıyamet kopuyor diyor sonra. Bir tuhaf yani Ahmet bu sistem. Bak, ahirette ilk önce ruhların gelmesi var, sonra insanın ihyası var, hayatlanması var, sonra vücudu, bedeni, inşası var. Burada da bir saray varmış. Tersi bu. Sarayın içinde bir şehir var. Şehir içinde bir memleket var. Memleketin içinde alem var. Bu insandır. Anlatıyor da. Bu insandır. Şimdi soruyorum. Burada da söylüyor zaten. Kainatı içine alan insan. Ama kainatta kendisi. Fihi mafi. Böyle bir kitabı var Mevlana'nın. İçim dışında, dışım içimde diye. Her şey yaşanmış mı oluyor? Bak, içim dışımda, dışım içimde.
fihi mafi. Bu şeye benziyor da şimdi hocam. Çekirdeği ekiyorsun, meyve ağacı oldu, meyveleri de verdi. O meyvenin içindeki çekirdek bütün hepsini içine alıyor yani. Evet. Yani evet. O meyvedeki çekirdek dese ki dışım ağaç yani kendi gerisi meyve, dışım kökten gövdeden detaya kadar içimde. Aynı zamanda çekirdek dese ki içim dışımda. Yani bu gördüğümüz dışarıdaki benim içimin dışa vuruşu. Değil mi İsmail? İsmail. Dinliyorum. Güzel. Dışımda. Güzel. Ama bunu bir yerde demeyesin papilatta. İçim dışımda, dışım içimde. Bu olursa. Tamam ediyor. Tabii ya, ne diyor ya? Dese ki, ne düşünüyorsun İsmail deseler. Adem sen karar ver. O sırtta dese ki, o dün işte cenazeye ne düşünüyorsun dese ki, ben desem ki, bakıyorum burada da içim dışımda, dışım içimde. İçim dışımda, dışımdaki bunlar var ya dağlar tepe. Her şeyde bu geçerli değil mi? Evet, her şeyde geçerli. Kelamda da, evet. Lafızda da. Evet, harika. Hayvanda da, çiçekte. Yani dışarıya kelamı gönderiyoruz ama içimi taşıyor. Hatta affedersin, özür dilerim. Bedenseldir ama büyük abdest, küçük abdesti doktor istiyor. Ne yapacaksın? İçini seyredeceğim diyor. Onu veriyorsun, içim dışımda. Nasıl bir ders ya? Bir tanesi dedi ki, ya bunun dedi ya din kitabı, neresi din kitabı? Ya böyle bakınca hakikaten din kitabı. Kainatı içine alan, bak Allah Allah, kainatı içine alan ve ebedi gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insanı şehadet eden ne din kitabı? Çünkü biz ne din olarak ne anladık biliyor musunuz? Unutmayın, 16'da biri helaldir. Kur'an'ın 16 gayesi var der. İlmi kelam alimleri. Bir tanesi helaldir, haramdır, yapın, yapmayın, gidin, gitmeyin. 15'i nerede? Mesela ana dilin, Kur'an'ın filistesi. Fatiha. Bak bakalım yapın, yapmayın, günahtır, etmeyin. O 7 tane ayetin neresine var? Bir şurada var. İyâke nâbudu ve iyâke nesbeyin. Yani sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz. O sana ibadetin içinde yap yapmaları. Diğerleri nerede? Ne var diğerlerini hiç düşündünüz mü? Yapma, domates kafalar, ne biçim adamlarsınız lan, cehennem var lan, şöyle, yok, ne var orada? Bir bakın hele ya. O zaman çok saklı hocam, çünkü çok saklı. Onu saklı değil, bizden saklamışlar Murat. Helal aram, yok domates haftası, yok biber haftası, hutbelerde bu olmuş. Temizlik haftası, çöpü sokağa atmayın, ben bunları çok dinledim. Oyalama. Oyalama. Gene öyle ki bir şey yok ki. Hiçbir şey duyurma var mı? Bak şuraya bak ya, şu derse bak. Peki niye dedi bana? Bu neresi din ya? Böyledeki hocam daha kuracılık anlatıyor. Yani niye diyor biliyor musun? Din kafasından anlayacağım şeyini. Kafasından bir çerçeve var din. Ona uymuyor. Adam bana dedi ya, cami dernek başkanı Almanya'da. Yani 7 gün oldu Almanya'ya gideli. Camide imamlık yapıyorum, 7 gün dinlemiş. Cami dernek başkanı namaz kılmıyor. 7 gün sonra dedim ki, ya hocam dedi, sen felsefeci misin, hoca mısın dedi. Ne anlatıyorsun, dinle hiç alakası yok dedi ya. Dernek başkanı ya. Dedim ki, Erol, sana ne tesir etti? Bak hiç cevap vermedim. Sorusuna soruyla cevap veriyor musun? Böyle bu yöntemi kullanın. Sana nasıl tesir etti? Sen nasıl buldun? Ya ben zaten onun için soruyorum dedi. Niye dedim? Valla ben namaz kılan adam değildim dedi. Şimdi 5 gün oldu dedi. 7 gün oldu senin gelelim. Ben 2 gün oldu şimdi namaza başladım dedi. Niye başladın? Çok acayip oluyorum dedi ya. Ben dedi böyle teravih gelecek adam değilim. Sırf sohbeti dinleyeyim diye yemeği öyle geçiştiriyorum. Peki dedim, sence bu din nasıl? Vallahi kafama yatıyor ama dedi, şimdiye kadar kafamda olan dedi, dine uymuyor. Boş ver, sen neticeye bak. Namaza başladın ya dedi. Doğru değil mi İsmail? Kainatı içine alan, ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insanı şehadet eder. Fesubhanallah. Zatı periştiş derecesine seven ve sevdiren, yani en güzel insan Allah'ı sevdiriyor. Neyle? Severek.
Mesela ben sana diyorum ki, sev ama ben seni sevmiyorum. Bir sözüm nasıl tesir edecek? Allah bize sevmeyi severek öğret. Bir daha. Allah bize sevmeyi severek öğret. Ben diyor kainatı ve seni niçin yarattım? Bir sebebi vücudu muhabbettir. Şimdi mesela bir şey yaparak yaptır. Söyleyerek söylettir. Severek bak sevdiriyor Allah. Böyle Allah'a muhatap olmak, aynı olmak. Böyle bunlar artık biraz ehli tefekkür, ibadetler, ibadetlerin arkasını geçmesi lazım. O zaten zaruri şeyler, oruç, namaz. Meziyet değil o. Zaten insanlığın gereği namaz kılıyor. Allah'ı tanımaya çalışma. Kendinle. Muhatap-ı ilahi olabilmek. Bu da tefekkür. Bir de bu tefekkür ehilleriyle bu işte alakalı insanlarla teşvik-i mesai yapmak. Başka şeklini bilmiyor. Tefekkürsüz, papağan gibi ezberledin. Peki ezberledin duruyor. Buna malumat bilgi deniliyor. Tefekkür edince sana mal oluyor, ilim ol. Çünkü Risale'de geçiyor ki ilim onu tard eder. Ezberledik, niye vesveseyi var hala bende? İlim onu tard eder diyor. Okuduk vesvese ilim midir? İlim değil o, malumattır, bilgidir o. Okurlar diyor, yakrauna Kur'an, Kur'an okurlar ama boğazdan aşağı geçmezler diyor hadiste. O zaman malumat ve bilgi kalıyor. Eyleme geçebilmesi için kalbe inmesi lazım. Ona da ilim deniliyor. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Çünkü ilim onu tard eder. Hey kalk çık çık çık. Bak tard edilir ya eylem. Ha ilim de şeytanı böyle kovuyor. İlimle kovmayacaksın. İlimle kovmuyorsun. İlim kovuyor kendisi. Çünkü ilim canlıdır. İçeriye ne giriyorsa canlı ve ruhludur. Televizyon seyrettin, kapattın CD'yi, kafada kapanmaz o. Ekmek yedin, dışarıda cansız, içeride canlı yok. Havada kelamını gönderdin bana. Ondan sonra içeri girdi Şefik. İçeri girdi artık sensin orada. İçeride sensin biliyor musun? Sen aktifsin. Yer yer çay topluyorsun, mobilya satıyorsun, şunu yapıyorsun. Hemen pat diye gülüyor. Allah Allah, Allah hayretsin yazsın. Ben Şefik'in şu sözünü, Şefik de nerede geldi? Mutlaka onun kelamı aktif oldu sende. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi bazı makinelerde şöyle fotosol diye bir alet var. O ışık gördüğü zaman o makinenin içindeki aletler hareket aktif oluyor. Sanki insanda da aynı o şekilde gözüküyor. Sanki insanda da mesela içeride cihazlar vardır. Aynen. Duyguları vardır. Mesela bu şekilde manevi şeyler nur diyelim. O nuru gördüğü zaman da aktifleşiyor. Aktifleşiyor. Harekete geçiyor. Mesela nasıl bir varsa bu derste mesela ne kadar hoşuna gitti. Hoş abi rahatı ya. Yani az önce namaza başladı dediniz ya. Evet. Mesela demek ki etkilenmiş, oradan etkilenmiş, gördü. Duygular harekete geçmiş. Kaç dakika oldu? Kalktığına göre çay herhalde serisi. 5 dakika. 38. O zaman 45 dakikada bana haber, 45 dakikada kesiyor. 5 dakikada uzatma. Ahmet'im canım benim. Bir tanesin Ahmet. Peki ben aşağıdan yukarı gideyim ona karşı şey yapayım. Onu en çok layık ve mustak ve devamı ve saadet ebedi hadsiz dualarıyla isteyen ve yalvaran insan. Devam. Yani ne isterse beka ile alakalı. Bekasız insan saadeti mümkün değil dünya. Yani şunu demek istiyorum. Ne yapıyorsan ahiret inancı hakimse dünyada keyif alırsın. Ahiret inancını ustad şeye taşıdı. Evde geçimsizlik mi var? Kavga mı var? Huzur istiyorsanız diyor iman-ı bil ahireti aile hakim kıl. Rahatlık mı istiyorsun? Huzur mu istiyorsun? İman-ı bil ahiret insana ne kadar hakimse o kadar huzur var. Ahiret inancı ne kadar yakin olursa, bilgi seviyesinden his seviyesine, yakiniyet seviyesine geçtikçe insanda mutluluk oluyor.
bir tuhaf oluyor. Mesela iman bile ahiret. Dün akşam mesela yaşadığım bir şey söyleyeyim, paylaşayım size. Şeytan ve melekler türevleri atıyor. Şimdiye kadar kendimi kötü hissetmenin şeyini tamamen şeytan, cin, ervah habise olumsuz ortamlar kasım anlıyordu. Yeni bir şey anladığım için paylaşıyorum, siz de istifade edin. Hiçbir o gün günah işlemedim. Hakikaten tarlada işte kiter döküyorum. Güneş görmediğim için 5.5 ay hapiste. Dışarıya ben çıkıyorum ki güneş yapayım. Ona bayağı millet mesela baygınlık geçiriyor. Ben hala yeni ısınıyorum. Şimdi haram yapmadım. Namazımı kıldım. Tarlalara gittim. Kur'an'ımı götürüyorum. Kitabımı götürüyorum vesaire. Yani haram yok. Akşam geldi. Bir adam bilmiyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bir anda öyle bir azap, vicdan azabı değil biliyorum, günah azabı değil biliyorum onu, ne bileyim elim benim azap işkence gördüm onu da biliyorum. Eğer o 3-5 saniye devam etse intihar herhalde bu. Sonra ne anladım onu? 220'de Mesnevi'de diyor ki, cehennemin 7 tabakası var ya, en birinci tabaka kafirler girmeyecek. Müslümanların günahkarları girecek. Birinci tabakaya girmeyecek. Hani diyor ki ustad, Müslümanın cehennemi cismanisi, cehenneme gitse aldığı elemi koy kantarın kefesine, kafirin bu dünyada cehennemi manevisine göre cennet gibidir diyor. Bu korkunç. Ya bu dünyada kafirin cehennemi manevisi bu kadar dehşetli mi? Müslümanın cehennemde alacağı azaptan fazla. Yapıyor. İptaliste. Ben bunu anlayamıyordum. Belki de şu anda biraz, belki de istifade ettim ama gelecekte belki de gene anlayamadım diyeceğim ama. Neymiş o? Günahtan gelen elem, vicdansızlıktan gelen elem, hata yapmaktan gelen elem, İşkence de görmüşüm, onun elimi hiçbirisine benzemiyor. Bir anda uçak giderken boşluğa düşüyor ya, acayip bir şey. Dehşet ve vahşet diyor. Adem. Çünkü biliyorsunuz şeytan cehenneme çalışıyor, cehennem de Adem alemlerine çalışıyor. O andaki boşluk, o korkunç azap. Anladım ki bu neyin nesidir? Bu Adem alemleri sende aktif oldu. Bu da şey olmasın. Zamanı gitti, güneşin altında çay içtim. Ha doğru olabilir. O dünya olan muhabbetin şey olmasın, kaşık olmasın. Evet, yani güneş vurmuş olur. Bu benim tefekkürüm, doğru ve yanlış. Ben çünkü günahtan kaynaklanan bir şey olsaydı, bu bana azabı şunu diyebilirdim. Yani küllerde bunun menfisi göremediğim için şu anda doğrudur demiyorum. Bütün alemler insanlarda İmam Gazali der ki 18 bin alemin bir Müslüman'da her gün İslam cemiyetinde Gazali döneminde 2000 ile 4000 arasında alemin hissiyatı, duyguları, fikriyatı aktif oluyormuş. Değişik değişik hisler tak 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 tak. Şimdi 4000'i geçer. O Adem var ya her gün meşgul oluyorum ya tefekkürüm Adem, Adem, Adem. Vücut orada bina ediliyor. Munadim ol. Ade hiçliğini bil ki vesaire. Orada oradaki o boşluğu günah vesairenin olmadığını yani psikolojinin bu ne işinize yarayacak bu iş? Tam ne kar olacak? Nedir? Bilgi karabalığı nedir? Bir anda psikoloji veya sıkıntı basarsa kalsın psikolojin bozuktur deme. Adem alemleri aktif oldu o anda. Seninle alakası yok. Psikolojin bozuk değil. Hani diyorsun ya bazen buranın, Rize'nin bir tabiri var. Pertetika vurdu. Hani kafaya vurur ya böyle. Yani psikolojiniz bozuk değil. Psikolojin bozuldu da bir anda böyle nasıl olur? Değil. Adem alemleri hassas olan, Kastamonu 8. sayfada diyor Celal ve Cemal tecellisi. Bir anda o olması... o alemleri, celal alemlerini, subhanallah, subhanallah diyor cehennem, onu hissetmek adına böyle intibah eline böyle Cenab-ı Hak hissettiriyor. Ama herkese bir anda vuruyor da,
onu değerlendirmek işte lazım. Bu neyin nesiydi? Bu nasıl vurdu geçti beni ya? Ben ne yaptım? Haram yaptım. Ömrüm dershanede geçiyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Hani bir şey, bu beni nasıl çıkıyor? Tamam Kasım, korkunç bir şey. Böyle bir azap yok. Sahnesin. Hemen ruh geliyor. Okuduğun kitaplar, okuduğun dersler, yaşadığın hayatlar hiç seninle alakası yok. Hemen devreye giriyor, işi ele alıyor. Adem alemleri üzerine vücut günah ediyor. Ne getirdi bak? İyi ki vurdu. Sonra oturdum akşam namazından sonra yukarıda imdada. Bu ne inisiydi? Ulan serbest bölge şeytan atamaz. Şeytan daha burada. Şeytan cehennemin sureti. Şeytan cehenneme çalışıyor. Cehennem de aleme çalışıyor. Bu olsa olsa Adem. Benim durum hakikaten iyi değil. Abi tersi de aynı mı oluyor? Mesela içine dururken bir ferahlık geliyor. Benim. Aynı. Ha bu bir tane de yaşadım bu yüzden. Dururken buna kabz ve bast aletleri deniliyor ama bazı kardeşler öyle diyecek mesela. Kabz ve bast aletleri. Mesela bir iz takip etmek, bir düşünceyi takip etmekten kabz olur. Bast olur. Tefekkür edersin ve bazen de hatırlıyorken bir rahatlık olur. Bu azap, benim tattığım azap böyle kabz değil yani. Kabzı yaşamışım mesela. Bazılarına bir sene süren var. Bir ay süren var. Bir hafta süren var. Bir saat süren var kabz aleti. Böyle sıkar. Bu öyle değil. Puf, öyle bir şey değil yani. Bunu anlatamıyorum. Bir anda bir şey işte. Ama korkunç bir şey. Allah hiçbir Müslümana nasip etmesin. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.